Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Size Alp'te yeni seriye hoş geldiniz. Yeni seri Bir Kulüp Tanıyorum Exeter City. Exeter City şu anda EFL Lig 2'da, söyleyemedim, 4. lig oluyor bu İngiltere Ligi'nde. Şu anda FA Cup Kupası maçı var ve maçı 1 dakika kaldı. Bu maç sizinle birlikte yorumlayacağız. Şu anda başlamıyor. 18.00'da başlıyor. FA Cup'ta rakibi Sheffield Wednesday arkadaşlar. 4. ligde bu tur Exeter City maçları gelecek. Şu anda FA Cup 3. turunda Sheffield Wednesday'e karşı oynayacaklar. Ben bu maçı canlı izleyemeyeceğim sizin de olduğu gibi, çünkü bu karşılaşma Türkiye'de verilmiyor arkadaşlar. Öyle biliyorum, öyle duydum. Ve 18.00 başladı maç arkadaşlar. Ben şuradan gireyim. Evet. Şöyle tıklayayım. Ben şu anda maçı görmüyorum. Exeter City tutuyor tabii ki de. Exeter City şu anda, ben tam olarak bilgi sahibi değilim ama Premier Lig'e çıkmış ve Premier Lig'de arkadaşlar uzun bir süre kalmış ama oradan dördüncülüklere düşmüş bir takım. Şimdi ben hemen buradan olmayacak. Onun için şuraya gireyim hemen. Nerede bu? Bugün 18.00. Niye çıkmıyor ki? Heh. Buldum. Exeter, Sheffield Wednesday. Evet, 1. dakika oynanıyor şu anda arkadaşlar. Bir önemli dakikalar diyelim. Maç başlar arkadaşlar. Şu anda sakin bir maç oluyor. Yani diyebiliriz çünkü. Yani bir yok. Bir şey yok şu anda. 0-0. Dakika 1. Hadi Exeter. Hadi diyoruz. Hadi çocuklar. İnşallah bu Exeter City videolarında Exeter City bu yıl şampiyon olarak tamam ve şampiyon olarak tamamlanan ve UEFA League turuna çıkar arkadaşlar. Şu anda 10. sıradalar. Bu FA Cup maçında 3. turda Sheffield Wednesday karşı oynuyorlar. Dakika 2. Hadi bakalım. Hadi Exeter. Hadi. Arkadaşlar bu arada size Exeter City'nin kadrosunu söylemeyi unuttum. Hemen söyleyeyim. Kalede Lewis var. Sağ bek Caprice. Stoperin sağında McCurdy. Solunda Parks. Sol bek Peek. Sağ kanat Kay. Orta sahanın sağında Taylor. Solunda Collins. Sol kanat Randall Williams, yani bizim kuyruklu kırmızı kepi izliyorum bu arada arkadaşlar. İkili forvetlerin birisi Matt Jay ve diğeri Bowman. Sheffield takımı da bakıyorum. Kalede Will Smith. Sol bek Galvin. Sağ bek Odubuju. Savunmanın sağında Sharp. Solunda Brennan. Orta sahanın ortasında Pilubes. Orta sahanın sağında Bannon. Solunda Hunt. Sol kanat Harris. Forvet Patterson. Ve sağ kanatta Reece. Şu anda dakika 3. Durum 0-0. Şu anda bir şut denemesi, herhangi bir şey olmadı. Sade bir maç oluyor. İki takım da pas yapıyor. Bakalım kim yenecek. Benim tahminim bu arada, işte dakika 4 oldu, hemen söyleyeyim. Benim tahminim Exeter City inşallah 2-0 tertemiz bir skorla alacağını düşünüyorum. Exeter City'yi gerçekten çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar ben kırmızı kepi izliyorum. Oradan baktım Exeter City'ye. Çok seviyorum Exeter ve inşallah kazanır. Oranları baktım maç öncesi. Sheffield Wednesday'in kazanacağını dair herkes abanmış yani yorumu, ama Exeter City anının akıyla kuyruklu Randall Williams yani gol atar. İnşallah Exeter yener. Hadi bakalım, önemli dakikalarda görüşmek üzere. Bu arada şunu belirteyim, FA Cup'ta şu anda 3. turda, yani çok başındayız FA Cup'ın. Yani tabi Exeter City'nin kazanması yani mümkün gözükmüyor, çünkü Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United, City, bütün güçlü rakipler yani gelebilir, ama bence Exeter City bu maçı kazanacak gibi duruyor. İnşallah yine. O zaman ne diyoruz? Haydi Exeter şampiyonluğu Jennifer teyzeyle kol kola. Haydi Exeter şampiyonu Jennifer.
çizili kol kola. Haydi. Arkadaşlar dakika 15. Ben hemen bir istatistik çekip vereyim size. Size unutkan diyeyim. Dakika 15. Durum 0-0. Bakalım gol olabilecek mi? İstatistiklerde biliyorsunuz ki Exit City iyi başladık demiştik. Topu Sheffield V'de verdiler ve %57-%43 Sheffield V'de üstünlüğü var. 3 şut çektik, 1 isabetti. Sheffield V 2 şut çekti, 1 isabetti. Şu an sarı kart, kırmızı kart hiçbir yok. Offside da yok. Pas sayılarında Sheffield V'nin üstünlüğü var. Topla oynamada da Sheffield V'nin üstünlüğü var. Şu an Sheffield V'de topu vermiş durumdayız Exeter City taraftarı olarak. İnşallah bol gollü, bol çekişmeli bir maç izleyeceğiz. Tabii ki de en sonunda Exeter City'mizi kazanabileceği bir maç izleyeceğiz arkadaşlar. Önemli dakikalarda görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda kısır bir maç geçiyor diyebiliriz yani. Tansız tutsuz bir maç. Sadece 6 şut var toplam. Sheffield Wade %55'lik toplu oynama yüzdesiyle birazcık daha önde. Yani fauller aynı, pas isabetinde değişiklik yok. Yani şu an sade bir maç. Dakika 25 Erzurum'a selam. 0-0. Maçı izliyoruz arkadaşlar. İnşallah kazanırız, durum 0-0. Evet arkadaşlar. Maalesef golü yiyoruz. Allah kahretsin. Sheffield Reed takım golü atıyor. Durum 1-0. Ya bu olmaz abi. Bu olmaz ya. Daha yarım saat olmadan 28-27 dakikada adam Reed golü attı. Hadi be. Arkadaşlar daha 2 dakika önce Sheffield Reed'e topu verdik dedik. Ve maalesef adam Reed 27 dakikada golünü atıyor. Bu bizim çok kötü oldu. Şimdi topu bize verecekler, savunacaklar. Dakika 28. Bu çok kötü oldu. Çevirmemiz zorlu olacak. İnşallah çevireceğiz. Ben yani güveniyorum arkadaşlar. Asist de Bandan gelmiş. Be. Evet arkadaşlar, golden 4 dakika sonra yanınızdayım. Dakika 31. Yarım saati geçmiş bulunmaktayız. Bu yarım saat içerisinde bütün istatistikleri aktarıyorum hemen. Toplam şut Exeter City 4 tane şut attı, 1 isabet. Sheffield ve 5 tane şut attı, 2 isabetti. Birisi gol oldu ne yazık ki. Topla oynamada Sheffield ve %57'ye %43 bir üstünlüğü var. Pas sayısında %77'ye %29 gene Sheffield Wade'in üstünlüğü var. İsabette de %62 Exeter, %76 Sheffield Wade. Foul 3, yani 3 kere Exeter faul almış, 2 kere de Sheffield Wade. Sarı kart yok, kırmızı kart yok, offside yok. Kornerde ikisi de bir tane korner kullanmış. Bu maçı çevirmemiz zor arkadaşlar. Sheffield Wade kapanacak, topu bize verecek diye tahmin ediyorum ve biz yapmaya çalışacağız. Şu anda Kay var bizim sağ kanat, o güzel. Will bizim kuyrukla oynamıyor. J.Render yazıyor, yani bu bizimki değil. Forvet hattımızda Matt Jay tanırım, iyi oynar. Bowman tanımıyorum, orta alan birazcık daha hızlı olursa güzel olur. Kalecimiz vardı zaten. Yani ben böyle düşünüyorum. İlk yarıda bir gol atarsak gayet güzel olur arkadaşlar. Öyle yani, önemli dakikalarda görüşmek üzere. Arkadaşlar dakika 33. Bu maçı Jennifer teyze için almamız lazım. Jennifer teyze kaptan gidecek ya. Hala 4. ligdeyiz ya. Premier Lig'e çıkacağız. İstersen 4 yılda böyle videolar çekeceğim. Hadi Exeter City. Bu gerçekten kariyer. Exeter City'nin bütün maaşlarını çekeceğim. 3 gün sonra ligde maçımız var. İnşallah onu da kazanırız. 12 Ocak. Pazartesi gününe denk geliyor. Dakika 33. Hadi Mersin'de bir gol. Hadi kuyrukluyu sok hocam. Sok hocam kuyrukluyu. Hadi çocuklar, Jennifer teyze için bak. Jennifer teyze için dedim. Atarsınız bak. Jennifer teyze için dediğimde atıyorlar. Arkadaşlar ilk yarı 1-0 Sheffield Wade'in üstüne gitti. Exeter, yani bizim tuttuğumuz takım, 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar ilk yarı şu anda bitmişti. İlk yarının istatistiklerini hemen size söylüyorum. Exeter City
4 tane şut çekti, 1 isabetli. Sheffield Wheat 5 şut çekti, 2 isabetli. Toplu oynama gene aynı. %57, %43 Sheffield Wheat üstünlüğü var. Pas sayısı 269 Sheffield Wheat, 203 Exeter. Pardon, pas isabeti %64 Exeter, %76 Sheffield Wheat. Full Exeter City 8, Sheffield Wheat 2. Sarı kart yok, kırmızı kart yok. Sonra offside, her iki takımda bir kere offside yemiş. Corner, Exeter City bir kere corner kullanmış. Sheffield Wheat ise iki kere corner kullanmış. İlk yarı istatistikti bu şekildeydi. İkinci yarıda görüşmek üzere. O zaman ne diyoruz? Haydi Exeter şampiyonluğa. Jennifer teyzeyle kola. Hadi Exeter, ikinci yarıda 2-1 olmasını diliyoruz. Evet değerli izleyenler, aynı spiker gibi oldum ama ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0 üstünü var Sheffield Wheat'in arkadaşlar. İnşallah 2-1 yapabiliriz son dakikalarda. Eğer 1-1 olursa acayip bir heyecan kesecek bizi. Bakalım FA Cup'ta elenecek miyiz yoksa bir üst tura çıkabilecek miyiz? İnşallah çıkabiliriz. Haydi Exeter. Şu an arkadaşlar bakıyorum, değişiklik var mı? Evet var. Sol bekimiz Lupek çıkmış arkadaşlar. Onun yerine Jack Sparks girmiş. Yedeklerimizi atsın. Nigel Atanga da var, tecrübeli. Nicky Love, yani Veron Schenner, Ben Seymour, Alex Fisher, John Maxted, Nicky Ajosi, Harry Kidd ve Alex Hartsige var. Rakip takımın 4 tane hediye var. Issa Chris, Tom Sorrender, Dilebus, Rudy, bir tane saçma sapan attığı şey var. Önemli dakikalarda görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah üstünlüğümüzü koruyabiliriz. Gol olduğunda size haber vermeye devam edeceğim. Bir şimdi maça dönelim. Bu arada arkadaşlar şu duyuruyu yapmak istiyorum. Türkiye'de verilmiyor arkadaşlar. Ama 3. ligdeki takımların veriliyor. Yani eğer bu yıl şampiyon ve playofflarda geçebilsek, 3. lige çıkarsak arkadaşlar, biz canlı olarak, yani böyle Google'a şu andaki arkadaşlar şey şöyle. Şu anda 1-0 durum. Böyle izleyebiliyorum çünkü verilmiyor. Eğer 3. lige çıkarsak, beklentilerim şu yönde. Canlı olarak verecek. İkinci ligde net, üçüncü ligde de gözüküyor öyle. Öyle olursa acayip keyifli olur arkadaşlar. Onun için Exeter City'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizden kalp yollayın. Barış Ocak'tan geldik yazın. Exeter City taraftar olarak inşallah bu maçı kazanırız. Haydi Exeter şampiyonluğa. Arkadaşlar dakika 57. Ben de maçı bu şekilde izliyorum. Sandalyeme mi oturmuyorum? Çok şu anda çatışmaya bir maç. Toplu oynama %55-45 Sheffield Wheat'in üstünlüğünde. Sheffield Wheat hala toplu oynuyor. Toplam şut Exeter'sin 6-2, ikisi kaleyi bulmuş. Sarı kart yok. Full 8-3. Ortada bir maç. Pas sayısı 310-252. Sheffield Wheat'in üstünlüğü devam ediyor. Şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda sadece Exeter City'miz oyuncu değişikliği yaptı. Rakip takım yapmadı. Peyk'in yerine Peggy'nin yerine Jack Sparks girmişti arkadaşlar. Bakalım diğer dakikalarda ne olacak? Haydi Exeter diyoruz. Haydi şampiyonlar diyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Exeter City'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Matt J çıkıyor. Yerine arkadaşlar Nick Lowe, yani Nick Lowe yani demeyeceğim. Veron Schenner giriyor. İkinci giren ise Ben Seymour. Sonradan giren. Yani Semih Şantürk diyebilirim aslında ona. Gizli. Yemin ediyorum Ben Seymour. Gerçek hayatta bilmiyorum nasıl olduğunu ama normalde şeyde bütün golleri o atıyordu. Yani gerçekten Ben Seymour oyuna giriyordu, golünü atıyordu. Bakalım gerçek hayatta da öyle mi? Bu arada arkadaşlar rakip takım hiçbir değişiklik yapmadı. Bakalım ne olacak? 3 değişikliği kullandık biz. İstatistiklerde bir şey yok arkadaşlar. Sheffield Wheat 6-3 çekmiş. İkisi isabetli. Exeter de öyle. Yüzdeler %55, %45 Sheffield Wheat üstünlüğü var. Bakalım nasıl olacak?
Dakika 64. Hadi bakalım. Hadi Exeter diyoruz. Arkadaşlar sonunda rakip takım yani Sheffield değişiklik yaptı. Defans orta saha oyuncusu Alex Hunt'ın yerine defans oyuncusu Fisayo Dele Bashiru diye bir oyuncu soktular. Yani şu ana kadar bu kadar değişiklik yaptılar. 3 kere Exeter değişiklik yaptı. Bir kere de Sheffield konuk takım. Şu anda böyle maç arkadaşlar. İstatistiklerde de şu an hiçbir şey değişmemiş gibi duruyor. Sarı kart da yok hiç. Kornerlerde 4 kere kullanmış Sheffield. Exeter City ise 2 kere. 1-0 dakika 67. Bakalım ne olacak? 23 dakika kalan süre var. Uzatmalarla birlikte bu süre 25 dakikayı bulur arkadaşlar. Bakalım son 25 dakikada neler değişecek. İnşallah kazanırız. Arkadaşlar kısır bir maç şu anda. Yani kısır diyebiliriz. Dakika 75 oldu ve hala durum 1-0 şif. Bildiğin üstünde devam ediyor. Adamın 27 dakika attığı golle bir sonra ben de topumu almayana şans getirirdi arkadaşlar. Yani kardeşimin topu ama ben de kullanıyorum. Toplu oynamada %53'e %47 geniş Sheffield Wednesday'in üstünlüğü var. Sadece ilk 5 dakikada Exeter topu sahip olmadığı üstte geçebilir. Bu da muazzam bir olay yani. Pas sayısı 338'e 290 Sheffield Wednesday'in üstünlüğü. Sarı kart hiç yok. Full toplamda 13 arkadaşlar. Az faul. Corner 4-2 gene. Bir değişiklik de yok en sondakiler böyle. Arkadaşlar böyle önemli dakikalarda görüşürüz yani. Evet arkadaşlar dakika 78. Hala durum 1-0. Hadi bakalım birazcık sizle konuşacağım ve bakalım neler değişecek arkadaşlar. Belki gol de olabilir. Seviniriz. Uçarız yani. Ya arkadaşlar şunu demek istiyorum. Exeter City ya dediğim gibi 5 dakikada topa sahip oldu ve sonra bıraktı. İlk yarıda demiştim ki Sheffield bir topu verecek. Vermedi. Yani akıl davrandı. Çok oran yok. %52'ye %48 arkadaşlar. Ortada geçiyor. Şu an bakıyorum arkadaşlar. Evet. Nigel Atangana girdi. Jake Taylor çıktı. Atangana girdi arkadaşlar şu anda. Ve Ajose. Joe Randall'ın yeni giriyor. Ve bununla birlikte bizim 5 oyuncu değişikliği hakkımı da dolduruyor arkadaşlar. Rakip takım sadece 1 oyuncu değişikliği hakkımı yaptı arkadaşlar. 1 oyuncu değişikliği hakkımı bizim doldu. Atangana girdi. Yani Atangana bilmiyorum ama bence iyi işler yapabilecek arkadaşlar. İnşallah dakika 79 son 10 dakika var. İnşallah gol bekliyoruz. İstatistiklerde foul 13 hala. Şut 8 tane. Sheffield Wednesday'in şutu var. 4 isabetli. Exeter City 6 tane şutu var. İkisi isabetli. Son 11 dakikaya giriyoruz normal sürede arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar son 10 dakika kaldı. Buradan bari uzatmaları taşıyabilirim. Şu an İngiltere FA Cup'ta bir maç mı iki maç mı bilmiyorum. Eğer bir maçsa buralar yıkarır. Uzatmalarda da eşitlik sağlanmasa penaltılar da arkadaşlar nasıl gösterecek bilmiyorum. 1-1 yani 1-1 olabilir mi diye düşünüyorum da bence olabilir. Böyle 80 5. dakikada bence kim atacak biliyor musun? Bak 85. dakika yazdım. 85. Kim atabilir? 85 Nicky Love. Ay Nicky Love dedim gene. Yani Veron Şener. Kırmızı kep atacak arkadaşlar. Ona kırmızı kep diyoruz. Kırmızı kep atacak. Dakika 80. Ajose de girdi bu arada. Ajose takımın golcüsü o da atabilir. Ben Ajose diyorum ya. Ajose takım forveti ya. 85'in dakikada Ajose atacak gibi geliyor. Hadi çocuklar. Hadi top. Hadi Leon hadi aslan. Hadi. Herhalde Sheffield Wednesday'in hocası son 4 hakkını da zamanı oynayacaktır. Öyle düşünüyorum. Hadi. Hadi çocuklar hadi. Oy 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 oy. O Exeter. La 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 la. O Exeter. La 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 la. O ex.
lay lay lay. Ooo Exeter. Hadi be, gol attın. Dakika 81. Dürce selam. Hadi ya. Yiyeceğim artık. Hadi be. Atın be golü. Hadi be. Bakıyorum şu anda. Hala oyunu değişikliği yok şu anda takımdan. Atangana. Ajose. Veron Şener. Seymour. Seymour da hala var. Sparks. Oyuna giren oyuncular bizde. Hadi be. Hadi be. Bir gol be. Hadi. Dakika 82 oldu be. Hadi be. Hadi. Hadi. Atın atın golü. Atın 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 atın. Hadi. Atın golü çocuklar. Akıcı, şuradan bakabilir mi aslında ben? Bekle, Exeter City'ye girelim. Heh. Bir dakika. Sheffield. Sheffield. Sheffield, Sheffield. Yok. Yok arkadaşlar. Bir maç üzerinden oynanıyor. Çünkü fikstüre baktım egzersizim. Dakika 83. Tahminimiz de son 2 dakika. Tahminimiz tutarsa ben bu topu patlatırım. Patlatırım bu topu. Hadi be egzersiz. Hala değişiklik yok. Hadi be. Hadi be çocuklar. Hadi be. O zaman bir inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. İnanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Tahminim son bir dakika. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Tahminime son bir dakika. Dakika 84. Hadi Exeter. Hadi Exeter. Hadi. 85'e girdiğimiz anda 20'den oynayacağım. Şu anda bekliyorum. Ya sek her gol gelsin yeter. Hala 84'teyiz. Hadi çocuklar. Hadi Exeter'lar. Hadi Exeter'lar. Yaparsınız siz Exeter. Hadi. Hadi hadi. Çevirirsiniz bu maçı. Hadi 85'e girdik. Lan var ya. Ver topu. Hadi. Haydi Exeter. Dakika 85. Hadi çocuklar. Hadi. İnanın çocuklar. İnanın. Hadi. 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 Kuyruklu. Kuyruklu yok ki. Hadi ver o Şener at bu golü. 85 bitiyor, atın. Abi ya, atamayacaklar gibi geliyor 85'te ya. Arkadaşlar ümidimi kestim şu anda. Hala 1-0 gerideyiz. Dakika 85. 85 bitecek arkadaşlar. Of arkadaşlar ya. 86'ya girdik, evet. Gol olsa söyleyeceğim. Arkadaşlar söylemeyeyim, dakika 87. Şu anda rakip takım değişiklik yapmadı. 2 dakika sonra falan yapar. Ümidimizi kesmedik hala. Ama yani zor görünüyor. Rakip oynuyor şu anda istatistikler. Toplu oynama %53'e %47 arkadaşlar. Hadi Exeter diyoruz. Hadi Atangana. Hadi Veron Şener diyoruz. Hadi bakalım Exeter City. Arkadaşlar dakika 89'a girmiş durumdayız. Hala değişiklik yapmadı Sheffield takımı. Bilmiyorum, son dakika golü gelebilir mi? İnşallah gelir diyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an hiç durdurmayacağım. Tık
dakika 90. Ya evde yoksan. Hadi. Hadi. Şu anda oyuncu değişikliği hala yapmadı şef bir takımı. Dakika 90. Artı kaç verdi bilmiyorum. Hadi be çocuklar. İnanın be. Bir gol be. Abi be. Abi be. 90 artı 1. Aga ma. Maga be. Aga be. Maga be. Maga be. Aga be. Dakika 91. 90 artı 1. Hala değişiklik yapmadı ya. Yapacak zannettim yapmadı. Adamlar dalga geçiyor ya. %47'ye %53. Ah be. İsa aslında iyi başım. 92. dakikayız. Yani 90 artı 2. Adam Leach'in attığı golle 27. dakikada Sheffield 1-0 öne geçti ve üstünlük kurdu. Hadi bakalım be. Hadi çocuklar be. Son dakikada atar mısınız be? Hadi. Haydi Exeter. Haydi Exeter City. Haydi Jennifer teyze için. Akşam maçın başına Jennifer teyze için kazanın dedim. Lan Jennifer teyzeyi ne yapacaksınız lan? Kadın kalbini inecek. Kadın bu skoru duymasın. Vallahi billahi duymasın benden demesi. Duyarsa kadın kalpten gider yani. Kadın kaç kere yoğun bakıma kaldırdı maçlar yüzünden ya. O yüzden artık kalbi dayanmayacağız ya. Attım bir gol diye Jennifer teyze. Jennifer teyzenin hayatını kurtarın be. Atın. Topu da attım. Doksan artı iki. Artı üçe gireceğiz ya. En fazla üç vermiştir zaten.